Merhaba. Kürt siyasal hareketi ve unsurları onca kanlı tecrübeden sonra artık yoğurdu üfleyerekiyor. Şu son hafta gündeme gelen yeniden çözüm sürecinden bahsediyorum. Kaldı ki ortada ne süreç ne de bir çözüm planı var. Sadece üç gelişme mevcut. 1. İktidar ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün DEM Partililerin olduğu sıralara giderek parti eş başkanları ve milletvekilleriyle tokalaştı. Hemen arkasında 2015'teki Kürtlerle Dolmabahçe Mutabakatı'nın mimarlarından AKP'li Efkan Ala vardı. 2. Gazeteci Amber'in zaman El Monitör'de İbralı'daki PKK lideri Abdullah Öcalan'la Ankara arasında tekrar köprü kurulduğunu ve Öcalan'ın Kandil'deki PKK yönetimine silahları bırakıp müzakere etmenin zamanı geldi dediği kulisini aktardı. 3. Devlet Bahçeli salı günkü MHP meclis grubunda bunu adeta doğrulayan açıklamalara imza atarak ilk defa Öcalan'a çağrıda bulundu. PKK'nın tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin dedi. Burada tek taraflı ilan meselesi dikkat çekici. Çünkü Amber'in zamanın haberinde Kandil'deki PKK liderliği telefonda Öcalan'a kendi geleceklerini nasıl tayin edeceklerini soruyor ve Öcalan sinirlenerek telefonu kapatıyor. Yani buna göre Öcalanla Kandil arasında mutlak bir itaat ilişkisi yok. Bahçeli bu sebeple Öcalan'ın tek taraflı olarak PKK'yı lağvetmesini istemiş olabilir. Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın tabiriyle bir şeylerin pişirildiği açık fakat henüz bilmiyoruz. Bu 2015'te rafa kalkan çözüm sürecinin tekrar gündeme gelmesi midir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle siyasette yumuşama söylemi gereği bir hamle midir? Değilse DEM Parti'ye bir Türkiye Partisi olması için verilen son şans mıdır? Sorular havada uçuşurken Efkan Ala, AKP Genel Başkan Vekili sıfatıyla çözüm süreci mi değil mi konuya açıklık getirdi. Masamızda şu an böyle bir şey yok. O daha önce yapıldı bitti. Sorunlar farklı. Bulunacak çareler farklı. Her seferinde aynı şey yapılacak değil. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmanın faydası yok. Gerçekten çok fazla tüketildi o tartışmalar. Başa dönersek uzun zaman alır. Dem Parti ve Kürt siyasal hareketi şimdi bir yol arıyor. Erken bir tutum almaktansa konuyu anlamaya çalışıyor. Devletin uzatılan elinin çerçevesi çözüm süreci değil. Şimdilik bilinen bu. Gel gelelim yalan ve sahte de olsa buna kayıtsız kalmayacak, temkin ve ihtiyatı elden bırakmayacaklar. İsmimi Selahattin Eyyubi'den almışım. Ona layık değilmiş. Üç gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Başbakan bana artık Selahattin demeyecek. Öcalan'la iletişim 43 aydır kapalı. İmralı'da tecritte. Selahattin taşla Demirtaş konuşacaklar. Demirtaş'ın önceki cezaevi görüşlerinde partililere Erdoğan ve Bahçeli ile görüşülmesine karşı olmadığını söylediği biliniyor. Belli ki iktidarla diyalog kanalları açık tutulacak. Öte yandan Kürt mahallesinde manzara pek iç açıcı değil. Yüzlerce Kürt politikacı ve gazeteci hapis. Binlerce vatandaş terörden içeride. Hemen her gün ev baskınlarıyla sabahın köründe toplanıyorlar. Bu konuda hiçbir ılımlı tavır gözlenmiyor. İnfazı tamamlanmış hükümlüleri dahi salmıyorlar. Kayda değer tek şey 31 Mart yerel seçimlerinden bu tarafa Hakkari dışında Kürt belediyelerine kayyım atanmamış olması. Bunun ileride olmayacağının da garantisi yok. İktidara güvenilecek halk kalmadı. Erdoğan ve Bahçeli'nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin geçmişte yaptıklarından ve söylediklerinden pişmanlık duyarak bu defa gerçekten samimi bir adım attıklarına inanan tek Allah'ın kulu yok. AKP'liler dahil. Bunu iktidarlarının bekası için yaptıklarına kuşku da bulunmuyor. Hem nasıl güven olsun ki artık vatandaş da güvenmiyor. Şu son hafta köfteci Yusuf olayı ve kredi kartlarına 750 TL savunma fonu aidatı konuları gösterdi ki toplumla son güven bağlantıları da koptu tüm inandırıcılığı sıfırlanan iktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Erdoğan rejimi ekonomik, sosyal ve siyasal olarak fena halde sıkıştı. Denize düştüğü tutunduğu her dal onu daha da aşağı çekiyor. Bu defa çıkışı bulabilecek mi ya da hayat öpücüğünü kim verecek soru budur. Cevabı bilmiyorum fakat şunu biliyorum. Türkiye'deki muhalefet partilerinin bu konuda berbat bir sicili var. Ve toplumun bir hayal kırıklığına daha tahammülü kalmadı.